Selamun Aleyküm saygıdeğer arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şunları söylemeden geçemeyeceğim saygıdeğer arkadaşlar. E biliyorsunuz kanalımızın geleceği için videoların devamı için yorumlarınıza aboneliğinize ve beğenilerinize ihtiyacımız var. Lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın desteklerinizi bekliyoruz. E şimdiden teşekkür ederim hayırlı seyirler. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu hücre olacak. Bir hücre anım olmuştu. Onlardan bahsedeceğim. Cezaevinde bir kavga etmiştim. Onlardan bahsedeceğim. Aslında gereksiz bir hücre olayı vardı. Ondan bahsedeceğim. Ee, kaza cezaevinden ben ceza, 10 yıl ceza aldıktan sonra 2010 yılında yapmış olduğum yaralamadan ceza aldıktan sonra T tipi cezaevine sevk edildim. E zaten cezaevine girişim de biraz sıkıntılıydı. T tipine gidişim sıkıntılıydı daha doğrusu. E gittik bir arkadaşla birlikte aynı koğuştan bir arkadaşım vardı. İşte birlikte sevkimiz çıktı. Gittik. E bizi farklı farklı koğuşlara verdiler. E ben de arkadaşıma seslendim. Dedim ben falanca koğuşa gidiyorum. E Sergardiyan kızdı. Koşun niye söylüyorsun dedi. Sen kendini nerede olduğunu zannediyorsun? Burası hapishane falan. Başefendi dedim. Yani aynı cezaevinden gelmişiz. Aynı koğuştan gelmişiz. Bu benim arkadaşım. E biz nasıl haberleşeceğiz? Yani mektup yazsın diye koğuşumu söyledim. Veya ben mektup yazayım diye o söyleseydi ben mektup yazacaktım. Ben söyledim. O mektup yazsın diye söyledim dedim ama tabii bunu memura anlatmak mümkün değil. Belki onlar da kendince haklıdır ama sonuçta aynı rinkte beraber gelmişiz. Yani en azından bunu bilmeli. İşte aynı ortamda kalmışız. Eşyalarımız falan ayrılırken, işlemler yapılırken sürekli beraberiz. Sürekli konuşuyoruz ki konuştuğumuzda fırsat buldukça konuşuyoruz tabii de. Konuştuğumuzda görülüyor. Yani düşman olma şansımız hiç yok diyebilirim. Bunu memurlar da açık ve net olarak görmüşlerdir diye düşünüyorum. Oradan dedi hemen koğuşunu değiştirin. En kötü dedi koğuşa verin bunu dedi. Dur bekleyin dedi ben ona bir koğuş bulacağım dedi. E, neyse beni verdi bir koğuşa. Tabi biraz şey tartıştıktan sonra verdi bir koğuşa. E, zaten e, en kötü koğuşa da verdi ya. Yani tahmin edebiliyorum ben nelerin beklediğini. Gittim koğuşa zaten istemeye istemeye gitmişim. Zaten kötü bir koğuş olduğu düşüncesiyle gitmişim. E, çoğunluk orta yaşlı diyelim. E, gençler de vardı da orta yaşlı daha ağırlıklıydı. E, zaten koğuşu hiç sevmemişim. Bir ay kadar falan kaldım ben bu koğuşta arkadaşlar. E, bir tanesi e, masaya oturmuş salata gibi bir şeyler yapıyordu. E, ben de yeni kalktım saat 11 civarı falan işte. Öğlen yemeğine kalktım. Zaten sabah kahvaltı yapmıyordum. E sürekli bir sayımdan sonra ben hemen yatardım. öğlen yemeğine yakın kalkardım. İşte lavaboya gittim. E lavabodan çıktım işte merdivenlere çıkıyorum. Yatakhaneye. Tabi havlu mavlu üstüm başımı giymek açısından. Küfretti bu şahıs. Bu şahıs da e o günlerde şey olmuştu. Koğuş müvessili olmuştu. Koğuş müvessili tahliye oldu. Onun yerine Salih'e mi olmuştu? Sevke mi gitmişti? Tam hatırlayamıyorum. Koğuş müessili olmuştu. E, küfretli küfretti. Ağır bir küfretti. E, merdivenlerdeyken sen kime küfür ediyorsun dedim. Sana değil abi dedi. 30 yaş taş çatlasın. 30 yaşlarında bir arkadaştı. Sana küfür abi dedi. Başkasına başkasından bahsediyorum dedi. Dedim ya başkasından da bahsetsen başkasına da küfür etsen dedim ya bu kadar ağır küfür edilmez dedim yani. Çağır adamı e ne derdin varsa ne sıkıntın varsa konuş arkasından küfretmenin de bir anlamı yok. Bu kadar ağır küfretmenin de bir anlamı yok gibi biraz konuştuktan sonra biz tartışmaya başladık. İşte sana ne ne karışıyorsun gibi. E biz birbirimize girdik. E zaten elinde de bıçak vardı işte. Tabii çay kaşığından yapılmış bir bıçak çok sağlam bir bıçak olmamasına rağmen. E faça bozabilir her halükarda. E bu bıçakla beraber saldırdı bana. Biz merdivenlerde kapıştık. İşte hemen zaten kalabalıktır. E, 17-18 kişilik bir koğuştu. E, çabucak ayırdılar. Biz fazla birbirimize hasar veremedik, zarar veremedik. Ayırdılar bizi. E, konu idareye yansımadı. tam konuyu böyle kapatalım dedik ama e, yani bir tartışma, bir kavga Olduktan sonra o koğuşun artık yani o arkadaşınla huzur bulman mümkün değil arkadaşlar. Yani merdivenden iniyorsun, göz göze geliyorsun, işte koğuşa çıkıyorsun, göz göze geliyorsun. E aynı masada yemek yiyorsun, göz göze geliyorsun. Ya, yani huzur bulmanız mümkün değil. E zaten ben de biraz ikinci bir yapıya sahip olduğum için ben bunu hazmedemedim. Yani saygısızlığı hazmedemedim. Başkasına küfür etse bile yani o şekilde davranışını hazmedemedim. Ben dedim gideceğim kendimce karar verdim. Zaten e, kısa bir süre olmuş koğuşa geleli. Dilekçemi yazdım. <laughs> Pardon arkadaşlar. Dilekçemi yazdım. E, müdür yardımcısıydı sanırım. Çok da net hatırlamıyorum. Tabii koğuş değiştirmek de oldukça zordur. E, kavga ettiğimizi söylemedim ben açıkçası. Dedim tartıştık. Ben dedim bu koğuşta huzurum olmaz. Ben dedim gitmek istiyorum. Kiminle tartıştım? Bununla tartıştım. E aramızda dedim şu an şey yok ama daha da dedim onunla arkadaş olabilmemiz mümkün değil. Başka bir koğuş istiyorum. E, o gün oyaladılar beni. E, ertesi gün bir dilekçe daha yazdım. E, yine çıktım işte müdüre. Yine aynı müdür yardımcısı. E tabi bu arada arkadaşlar yani eee Tartıştın, kavga ettin, konu kapandı mı? Kapanmaz. Zaten ben de kinciyim. Belki o da kincidir. Herkesin kendine göre bir şeyi vardır. E, bu adam bıçak yapmaya başladı. E, kendi imkanlarıyla. E, zaten ben de tığ işi çalışıyorum, boncuk çalışıyorum. Benim tığım zaten mevcut. E Tabii kavgadan sonra da sürekli yanımda taşımak zorundayım. Çünkü insanlar aşırı derecede kalleş olabiliyor arkadaşlar. E, kimin ne zaman ne yapacağını kestiremezsin. Düşmanın karınca da olsa sakınacaksın. Ee, i̇r yapılı bir arkadaştı. Artık kimi kime gücü yeter onu bilemeyiz de. E, fakat daha çok zarar verebilmek için e, isterse izbandut gibi bir şey olsun daha fazla zarar vereyim düşüncesiyle bir emanet yapma gereği duyar. E, konumuzla alakalı değil ama e, bir kavga mı olmuştu benim sivilde. Vatandaş Yumrukla zarar veremediği için büyük ihtimalle civata gibi bir şey. Artık sanayide kavga etmiştik o dönem. Buldu parmağının arasına koymuş zaten onlar dört kişiydi biz iki kişiydik. Vurdu kaşım açıldı. Yani etkileyici bir darbe de değildi. E nedir? Daha fazla zarar verebilmek. Kan dökebilmek maksat. Yani kalleşlik aşırı derecede maalesef günümüzde yaygın. Eskisi gibi delikanlı, mert, kavga edebilen, kavga eden gençlik kalmadı diyebilirim. Yani kalleşlik, giz boyu kısacası. Baktım kendine bıçak yapıyor. İşte ben de kendimce tığım, işte başka bir şeyler kendimce ben de tedbirimi aldım. Göze göz dişe diş yani bir yola girmişsen o yolu layıkıyla sonuna kadar gideceksin. Neyse uzatmayalım arkadaşlar. Ee, orada artık söylemek zorunda kaldım. Bak dedim ben de hazırlıklıyım müdür yardımcısına. O da dedim hazırlıklı. İş büyüyecek dedim müdür bey. Ben dedim koğuştan alın. Ben cezamın üstüne ceza eklemek istemiyorum. Ee, yaralanmak istemiyorum. E, gür istemiyorum. E, ceza almak istemiyorum. Ben dedim koğuştan alın yani sizin için zor bir şey olmasa gerek dedim. Yani bir başka koğuşa verirsiniz olur biter işte koğuşlar dolu dedi. E, dedim her zaman yaptığımız gibi birkaç gün dedim işte 15 20 gün neyse yerde yatarız dedim. Yer boşalınca geçeriz Ranzay'a. yani. E, tamam hapishaneleri koğuşlar dolu ama e, anlaşamıyoruz işte. E, başka bir koğuş değiştirmek isteyen de oraya verirsiniz gibi. E, onunla da artık biraz sertleşmeye başladık. Dedim ben bu koştan çıkacağım ya da başıma iş alacağım dedim yani. Bunun sorumlusu sizsiniz falan gibi. E tamam dedi neyse alırız dedi. E gittim koğuşa. O gün olmadı. Almadılar. Tabi sinirlerim aşırı derecede bozuk. Yani koğuştan çıkmak istiyorsun çıkamıyorsun. E daha önceki videolarımda da söyledim. Koğuş değiştirmek oldukça zordur. E, ertesi gün Sabah dediğim gibi kahvaltıya kalkmıyordum zaten. Öğlen de kalkmadım. Sinirlerim bozuk olduğundan dolayı. E zaten o dönemde ben psikiyatrik tedavi görüyordum. İlaçlarla, sakinleştiricilerle ancak durabiliyordum. Kendimi zapt ediyordum. E öğle yemeğine de kalkmadım. Akşam işte tam saatini hatırlamıyorum ama sayım yakın diyebilirim ancak. E geldi gardiyan. Akşam yemeğini de yemedim. Akşam yemeğini güzel olmadığı için yemedim. E yemekten sonra herkes işte masasını falan temizledikten sonra kalktıktan sonra e kendime bir salata yaptım. E oturdum. Bir lokma almadan memur geldi. Halil İbrahim Bulut. Buyur memur bey. Hazırlan dedi. Yemek mi yiyorsun dedi. Yemeğini yedikten sonra dedi. Hazırlanınca kapıya vur dedi. Koğuş değiştiriyorsun dedi. Yemeğe gerek yok dedim memur bey hemen dedim çıkayım ben eşyalarım hazır zaten hazırlamıştım yani e, mümkün olan en kısa zamanda koğuşu terk etmek istiyorum. E, zaten kimseyle de doğru düzgün kaynaşmamıştık yani bir aylık bir süre olmuştu işte merhaba merhaba e, birkaç görüşme konuşma nereden geldin nereye gidiyorsun nerelisin gibi. Hemen çıkayım dedim yok yok yemeği niye dedi meydancıya da dedim kusura bakma birader dedim şeyleri masayı dedim böyle bırakıyorum. E masayı bıraktım tabi dökmüşlerdir doğal olarak tabakları yıkamıştır meydancıda. E Eşyalarımı aldım hemen çıktım memur gitmeden. Maksat bir an önce gitmek. E yemeğini ye dedi dedim fark etmez yemeğin bir önemi yok. E düşünüyorum şimdi diğer koğuşa gidince hoş daha başına gitmiyorsun. E zaten bütün bir ekmeğim duruyor. E giderim orada yerim düşüncesiyle. E götürdü beni. Ee, geçici koğuş aslında orası hücre değildi de ee, tek başına kaldığın için hücredir. Ee, dedim memur bey ne işin var benim burada dedim. Koğuşa vermiyor musunuz? Bu saatte nereye vereceğim seni dedi. Zaten iki ayağımız bir pabuca girmiş dedi. E, geç dedi. Sabah veririz dedi. Neyse falan dedik artık. Yani yapacak bir şey yok. Sonuçta mahkumsun. Yani e, memur ne diyorsa bir nevi yapmak zorundasın. E tabii sinirlerim de bozuk zaten. E, girdim içeri çaresiz. tabi sigara falan hiçbir şey yok arkadaşlar. E, saat 10 civarı işte zaman zaman sigara istiyordum da e, acıktım. Yani sabahtan beri daha doğrusu dün akşamdan beri hiçbir şey yememişim. E bisküvi falan vardı çantamda. E, bisküvi istedim. İşte gelmişlerken işte bir sigara verin Sigaramı istedim. E, sigara falan veriyorlardı çok nadir de olsa. E saat bir falan oldu. Tabi uyku mu uyku yok. E karşı hücrede de bir arkadaş vardı. O sürekli kapıya vuruyordu. İşte sürekli sigara istiyordu. E yine kapıya vurdu vurdu. Gardiyanlar da artık gelmedi. Yani gardiyanlar da bir nevi istirahate çekilmişler. İşte seslerini duyuyoruz. İşte orada oturuyorlar. E 8-10 gardiyan kaç kişiyse artık. Seslerini duyuyoruz. Bu arkadaşın seslenmelerine cevap vermiyorlar, yanıt vermiyorlar. Bu arkadaş ilacını istiyordu aslında. İlacı varmış kullanması gereken. İlacımı verin diye bağırıyormuş, kapıya vuruyormuş. 15 sefer falan tekrarlandırmıştır bu kapıya vurma olayı. Artık şiddeti artırdı arkadaş. Yani çığlık çığlığa bağırıyor yani sesini duyurabilmek için. E onlar da sesten rahatsız olurlar Tabi huzur bulamayınca. E kıza kıza söylene söylene geldiler. E, ne bağırıyorsun? Niye kapıya vuruyorsun? İşte bir, hapishaneyi mi yıkacaksın gibi şeyler. E, benim kapımı açmaya çalışıyorlar. E, tabi biliyorum benim kapımı açmaya çalıştıklarını. E, karşı hücredeki vatandaş bağırsa bile açsınlar ki diyorum kendimce. Açmışken ben değilim derim. E arkadaş İlacını istiyormuş, bana da bir sigara verin açılmışken ya yani açmadan normalde vermiyorlardı. E, Zora ki alıyorsun birine, bir nevi rica minnet yapma abi etme abi gibi İşte tiryakisin zaten e, siz de videolarımdan da biliyorsunuz benim zaten sigarayı bırakmam çok da mümkün değil. E, 40 yıldır içiyorum aşağı yukarı bu lanet sigarayı Tabii gençlere özellikle. Ergenlere hiç tavsiye etmiyorum da. İğrenç bir şey yani. Tiryakisin. Bu sigara içeceksin. Açmışlarken sigara mı isteyeyim dedim. Tabii bunlar direkt saldırıya geçtirer. Ben hemen dedim ben değilim karşıdaki işte açmışken sigara verin. Yok sigara mı dedi. Dedim baş efendi hazır kapıyı açmışım dedim. Yani Allah'tan kork dedim. Tiryakiyim işte kapının önünden alacaksın vereceksin. Zaten kapının önünde şeyin üstünde poşetlerimin üstünde sigara. Ki zaman zaman isteyince tek tek veriyorlardı ya. E, vermedi. E, söylene söylene gidiyor. Tabii ben de ses tonumu yükselttim. O da sesini yükseltti. E, küfür ettiğini duydum. Bu baş memurun. E, şu an ettiği küfürü söyleyemeyeceğim arkadaşlar. E, benim kan beynime sıçradı. Bu sefer ben küfür etmeye başladım. E, kapıyı tekmelemeye başladım. E, orada aslında insan kendine çok rahat zarar verebilir tabii memurlar da bunun farkında. E, neyse ben de küfredince aç kapıyı bakalım falan filan dört tane memur, e, bir tane de başefendi beş kişiler e, kapıyı açtılar ama birbirimize küfrediyoruz kapı açılmadan bile o başefendiyle açtılar kapıyı doğal olarak arbede başladı yani onlar bana ben onlara elimden geldiğince onlar da elinden geldiğince ve fakat şunu da söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. E, mahkuma zarar vermek yasak. Yani gardiyan işkence yapamaz. Gardiyan dövemez. E, bunun da bilincinde oldukları için e, suratıma vurmuyorlar zaten. Zarar vermeyecek. Eee iz kalmayacak yerlere vuruyorlar. E, ben de kendimce onlara saldırıyorum. Beni biraz hırpaladılar. E aldılar götürdüler şeye, süngerli odaya. Zaten hemen karşıda da süngerli oda vardı. Süngerli odaya attılar. Süngerli odada kendine zarar veremezsin. Diğer odada vermen mümkündür. İşte camı vardır, camı kırarsın. Bir şekilde bir yerlere çarparsın. Zaten e, haberlerde de defalarca görmüşüzdür. Adam hücrede kendine zarar vermeye çalışıyor. Duvarlara kafa atıyor falan vesaire. E tabii kendine zarar verince... Mahkemede de diyecek ki gardiyan yaptı. E bunlara ihtimal vermemek için süngerli odaya atarlar bu tip insanları. Zaten ben kendime zarar verecek bir yapıya da sahip değilim. Yani 8 yıl cezaevinde yatmama rağmen ne bir yerimde faça vardır ne dövme vardır. Kendime zarar vermem zaten de attılar beni süngerli odaya. Tabii bayağı bir hırpaladılar. İşte şey istiyorum dilekçe yazmak istiyorum. Kağıt vermiyorlar. Zaten sigara vermiyorlar. E zaten kavga etmişiz. Kesinlikle dönüp de bakmıyorlar bile. Atmışlar ya adamlar. Keyfine bakıyor. Ya orada ses yapacak, gürültü yapacak bir şey de yok. Yani Süngerlodanın neresine vuracaksın da ses yapacaksın? Ne, kimleri rahatsız edeceksin? E tabii bir süre kendimce bağırdım çağırdım ama e tabii Süngerlodadasın o şekilde. Fazla ses de çıkmadığı için. Öyle sabaha kadar kaldık arkadaşlar. Sabah sayımdan sonra işte saat 10 civarı falan oldu. Tabii memurların işte sayımıdır. Dev, şey nöbet teslimdir falan. Saat 10 civarı falan oldu. Aldılar beni. Tabii hücreye neden düştüğümü de ayrıca bu var diye benim kavga ettiğim var diye bilmiyordu arkadaşlar. Vardiya değişiminden önce geçtiğim için ben hücreye suçumun ne olduğunu bilmiyorlar. Hiçbir suçum yok ama onların düşüncesine göre artık çok da onları ilgilendirmez aslında neden hücreye düştüğüm onların işi. Yani nasıl bir doktorlar işte ameliyat ederken insan bedenini kesiyormuş gibi değil de işmiş gibi herhangi bir şey kesiyormuş gibi davranırlar. Memurlarda, gardiyanlarda öyledir. Yani senin suçun neymiş? Hangi suçtan gelmişin? Yani bir çocuk tecavüzcüsü de onlar için aynıdır. İşte bir namus davasından adam öldürüp cezaevine giren de aynıdır. Yaralama yapıp işte trafik kazasından gelen de aynıdır onların gözünde. Neyse tabii onlar konuşmuşlar işte suçun neydi falan filan. E, memur bana başefendi dedi bir sonraki vardiya gündüz vardiyası. Dedi böyle böyle sıkıntılarınız olmuş dedi. Dedim memur bey yani sıkıntılarımız oldu. Zaten dedim ben de davacı olacağım. E zaten onlar da davacı olacaklarmış senden dedi. Bu yargıya yansıyacak dedi. E, o şekilde beni bir koğuşa verdiler. Arkadaşlar yani hapishaneler her halükarda her şekilde çok iğrenç kötü bir yer. İşte bu yaşadığım olay da hiç yoktan yere yani bir kavgadan sebep yani aşırı bir kavgada olma tartışma diyelim artık ona bir tartışmadan dolayı koğuş değiştirmek isterken başıma gelen şeyler bunlar. Hapishaneler bu kadar lanetli, iğrenç bir yerdir arkadaşlar. E sakın ha sakın suç işlemeyin. Yani hapishanenin kötülükleri saymakla bitmez arkadaşlar. Dört duvar arasındasın zaten. En güzeli oralara düşmemek. Beladan kaçmanın en güzel yolu belaya ihtimal vermemektir. Belaya ihtimal vermeyelim arkadaşlar. Bir sıkıntı çıkacak bir ortam hissediyorsanız zaten herkes kendince biraz zekidir, akıllıdır. Bir şeyleri hissedebilir, görebilir. Bir sıkıntı hissediyorsanız uzak durun ya. Bu kadar basit. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Belanın üstüne gitmemek lazım. İstisnai durumlar hariç. Evet saygıdeğer arkadaşlar. Hapishaneler aslanı kediye boğduran yerlerdir. Bunu herkes bilir, herkes de bu şekilde söyler. Beladan kaçmanın en güzel yolu belaya ihtimal vermemektir. Derler ya ne şeytanı gör ne selavat getir. Ne hapishaneleri görün arkadaşlar ne de bu tür olaylarla karşılaşın. Yine her zaman söylediğim şeyi söylemek istiyorum arkadaşlar. Özgürlüğün değeri hiçbir zaman hiçbir şeyle hiçbir şekilde biçilemez. Özgürlüğünüzün değerini bilin. Saygı, sevgi çerçevesinde tertemiz bir toplumda özgürce yaşayalım saygıdeğer arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.